El-Harezmi, Avrupa onu El-Karizmi olarak tanıdı. Bu nedenle matematikte bulduğu metoda algoritma dediler. Matematik bilimini yeniden yoğurdu. Cebirin babası diye ün yaptı. Astronomi ve coğrafya ilimlerinde de kalıcı eserler verdi. Yerkürenin bir derecelik meriden uzunluğunu ölçtü. Milattan sonra 800 yılında yaşayan bir bilim adamı. Bilim adamlarının bugün sahip olduğu hiçbir nimete sahip değil. Gökte uydusu yok. En hızlı bineği at. Karmaşık hesaplamalarda yardımcı olacak bilgisayardan mahrum. Ama meridyenleri ilk defa hesaplıyor, hem de büyük bir isabetle. 780 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Hive'de doğar. Temel eğitimini burada alır. Gençlik yıllarında o dönemin bir numaralı ilim merkezi olan Bağdat'a gelir. Abbasi halifesi Memnun, El-Harezmi'deki ilim ve kabiliyeti görünce dünyanın en büyük kütüphanesi olan Saray Kütüphanesi'ne yönetici yapar. O güne kadar sahip olunan bilimsel birikim Harezmi'nin elinin altındadır. Ama bunlarla yetinmez. Uzak ülkelere bile ilmi araştırmalar yapmak için gider. Bunlardan biri de Sincar Ovası'na yaptığı yolculuktur. Sincar, Irak'ın kuzeybatısında Dicle ile Fırat arasındadır. Beraberinde ünlü astronom Musa bin Şakir'in üç oğlu da vardır. Aynı noktadan ikiye ayrılır. Kuzeye gidenler kutup yıldızını doğarken, güneye gidenler de batarken görene kadar ilerler. Böylece meriden dairesinin bir derecesini büyük bir isabetle hesapladılar. İtalyan bilim adamı Cardano tarafından dünyanın en büyük 12 dehasından biri olarak gösterilen Harezmi, astronomi dalında yaptığı incelemeleri alanında ilk astronomi kitabı olan Zicciül Harezmi kitabında topladı. Astronomi cetveli Kopernik dönemine kadar kullanıldı ama asıl şöhretini matematik alanında kazandı. Matematiğin en önemli dalı olan cebir ilminin kurucusu olur. O güne kadar sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler kullanılıyordu. Harezmi, bugün kullandığımız basamaklı sayı sistemini kullanır. Latince'de algoritmus, algoritma veya cebir kelimesi, bunlar da Arapça menşei olan kelimelerdir. Algoritma El-Harezmi'den gelir. Meşhur matematik alimidir. Ve onun cebir üzerine yazdığı bir kitap var. Ondan da cebir ismi, algebra adıyla Garp, Batı dillerine geçmiştir. Bu iki kelime bile Müslüman Arap matematik alimlerinin dünya matematik ilminde gösterdikleri performansı ifade etmeye değer. Müslüman alimlerin şöyle bir hususiyeti vardır. Bunlar ilmi çeşitli beldelerden, çeşitli topluluklardan alırlar. Fakat bunu alırken hiçbir kompleks duymazlar. Yani ismini değiştirmeye gerek görmezler. Orijinal ismini aynen muhafaza ederler. O zamanki ilmi anlayış bu şekildedir. Harezmi'nin yazdığı eser, Algoritmi de Numero Indorum adıyla 12. yüzyılda Latince'ye tercüme edilmesi sonucu Batı dünyası cebir yöntemi ve sıfır rakamıyla tanışmıştır. Yani yazılmasından tam 400 sene sonra. Harezmi'nin diğer bir çalışması sayılarla ilgilidir. Matematiğin ilk eylemi malum sayı saymaktır. Ancak insanlar yüzyıllar boyu sıfır olmadan sayı saydılar. Çünkü Hindistan dışında kimse sıfırın varlığından haberdar değildi. Onu bilim dünyasına kazandıran ve hesaplamaları kolaylaştıran bilim adamı Harezmi olmuştur. Sırf bu sebeple Kitabül Muhtasar Fil Hisabel Hint adlı kitabını yazdı. Eser, o günde bilinen dört işlemi yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi anlatıyordu. Ancak bir farkla ki Harezmi bu hesaplamalarda ilk defa sıfırı kullanıyordu. 800'lü yıllarda yazdığı eseri Avrupa tam 400 sene sonra İspanya Endülüs medeniyeti aracılığıyla öğrenebilmişti. Devamında yaşanan 600 sene boyunca en temel eser olarak önemini korudu. Harezmi sadece astronomi değil, coğrafya ve tarihle ilgili eserlerde kaleme almıştır. Suretül Arz coğrafya ile ilgilidir. Dağlar ve kum yuvaları konusunda ölçüm ve hesapları bulunmaktadır. Tarih ile ilgili olanı da
Kitab-ı Tarih'tir. Her ikisi de maalesef günümüze gelememiştir. Kitab-ül Amal Bil Usturlab isimli kitabında usturlabın imalatını ve nasıl kullanılacağını 43 çeşit anlatır. Usturlab, güneş, ay, gezegen ve yıldızlarının konumlarını belirlemekte işe yarıyordu. Ayrıca yerel saatin ve İslam dininde namaz vakitlerinin belirlenmesi de usturlab sayesinde hesaplanıyordu. Bu sebeple denizciler için paha biçilmez kıymeti vardır. Usturlab tarifi, yani astronomik tarifi, bir yıldızın belli bir yükseklikte, genellikle 60 derecede ufkun üstünden geçiş anını saptamaya yarayan aygıttır diye bütün astronomilerde, internette bunları yazar. Osmanlılarda bu alet her ne kadar namaz vakitlerini hesaplamakta kullanılıyor idiyse de bundan daha ziyade rubu daire veya rubu mukantara denilen başka bir alet yapıldı ve onunla namaz vakitleri tayin edilmeye başladı. Eskiden namaz vakitleri tabii şimdiki elektronik makineler, bilgisayarlar olmadığı için bu rubu daire aletiyle tayin ediliyordu. Bu aletin özelliği şudur. Bakın şurada bir girinti var. Şu şekilde. Şuraya biz hedefi ülya diyoruz. Yani yüksek hedef. Buraya da hedefi sufla, yani küçük hedef diyoruz. Buradan güneşe doğru nişan alınıyor. Bakın şöyle nişan alınıyor güneşe doğru. Bakın şurada bir açı teşekkür ediyor. Diyelim ki bu açı şu anda 40 derece olsun. Demek ki güneşin yüksekliği, güneş burada olduğunu düşünelim. Güneşin yüksekliği ufuktan 40 derece yukarıdaymış. Buna niçin lüzum görülmüş? Elbette bugün için buna hiç lüzum yok. Ama o devirde buna imkan yoktu. Bu kadar kısa zamanda buna hesap edilemezdi. Mutlaka bu aletlere ihtiyaç vardı ve bundan öğrenilmesi, bilinmesi icap ediyordu. O devirde, o teknolojinin olmadığı devirde bu aleti yapabilmek çok büyük bir maharettir. Bu aletin özelliği şu, bunu yapan kimse, bu hesabı yapan kimse dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor demektir. Çok hoş bir bilgi. Bizim en çok şaşırdığımız nokta budur. Şu hatlar, bu kavisler, bu yaylar hep dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren şeylerdir. Bunların yapıldığı zaman dünyanın yuvarlak olduğu biliniyormuş demek. Harizmi'nin bir başka çalışması Gökyüzü Atlası'dır. Halife Memnun'un emriyle hazırlamıştır. Bu çalışma sahasında ilk olmuştur. Büyük alim 850 yılında ilerlemiş bir yaşta Bağdat'ta vefat eder. Ruhu şad olsun. Çağını aşan bilginler bunlarla sınırlı değil elbette.